Sorulardan İsa'nın programının kıymetli takip edicileri. Bu haftaki programımızda yine 10. sözün sonunda 12. arkattan devam edeceğiz. O zaman şöyleyiz. Hoş bulduk. Teşekkür. Bütün evliya keşif ve kerametlerine isnat edip ve bütün asiye tahkikatlarına isnat ederek şehadet ettikleri. Bu cümlede evliya ile keşif ve keramet arasında asfiya ile de tahkikat arasında bir münasebet kuruluyor. Bu münasebeti misallerle örnekleyebilir misiniz? Sağlayabilir misiniz? Şimdi evliya, yani velinin çoğulu malum. Yani Allah'ın sevgili kulları demek evliya. Dolayısıyla bu kelime manası itibariyle bütün peygamberleri, bütün sahabeleri, bütün hak dostlarının içine alır. Evliya'yı da, asfiye'yi de, genel bir ifadedir. Ama terim olarak yani kullanılış tarzı şöyle, sanki evliya denince keramet sahibi zatlar tarikatta, tarikat yoluyla ruhen terak etmiş, keramet Allah'ın ikramına mazhar olmuş kimseler akla geliyor. Üstad velayeti üçe ayırıyor malum. Velayeti sure diyor ki meşhur velayettir. Öyle bir tabir. Sonra velayeti üstad, velayeti kübra diyor. Dolayısıyla meşhur velayet tabirinden biz hareket edelim. Yani velayet denince meşhur olanı, gelenin aklına gelen ehli keramet insanlar. Bunlar alim olmayabilirlerdi, olabilirlerdi. Yani bir köyde bir kadın hiç ilmi tahsil etmese de takva dairesinde yaşadığını, bütün günahlardan içtinab ettiğini, efendim söyleyeyim, nafile ibadetlerini artırdığını, Cenab-ı Hakk'ın lütfen mazhar olur, bir velayet makamına çıkabilir. Ama kendisi bir mesele sorsan, izahını isteseniz yapamaz. Dolayısıyla asfiya denince ilim ehli veliler akla geliyor. Onlar da evliyadırlar ama ilim ehlidirler. Tahkik etmişlerdir meseleyi. İlmen de izahını yaparlar sorduğumuz her meselenin. Diyelim bir İmam Gazali Hazretleri hem evliyadır hem asfiyadır. İmam Rabbani Hazretleri hem evliyadır hem asfiyadır. Cebezzaman Hazretleri keza asfiyadandır. Hem de evliyadandır. Yani dolayısıyla bu ikisi arasındaki fark, birinde tahkikat, ehli tahkik olmalı, ilim tahsiliyle meselenin izahını yapabilecek bir noktada bulunmaları. Diğerlerinin böyle bir mecburiyetleri, mükellefiyetleri yok sanki. Kısacası her asfiye evliyadır ama her evliya asfiye değildir, ehli tahkik değildir diye özetleyebiliriz. Yine külliyatta çok yerlerde geçen, aynı zamanda 10. sözün hatimesinde de şeffafiyet sırrıyla nuraniyet sırrı bazen iltibas ediliyor. Aralarındaki farkı izah edebilir misiniz? Nuraniyetle bizim bildiğimiz ışıkların benzerliği var mıdır? Şimdi malum o bahiste 29. sözde daha geniş izah ediliyor değil mi? Evet. Aynı konu. Bunlar Cenab-ı Hakk'ın kudrete nispeten az ile çok, büyük ile küçük, fert ile nev fark etmez. Bu da şu ayet-i kerimenin izahı sadedinde açıklanıyor. Yani ayette malum buyuruyor ki haşirde bütün insanların ihyası bir nefsin ihyası gibidir. Yani ahirette diriliş olayında bir insanın dirilmesi ile bütün insanların dirilmesi arasında bir fark yok. Yani Allah'ın kudreti nispeten bir insan yaratmakla ve ahirette diriltmekle bütün insanı yaratıp diriltmek arasında hiçbir fark yok. Ha bu tabi insanların dar aklına sığışmıyor. Bir delillerle bunun biraz uzağa kavuşturulması, akla yakınlaştırılması gerekiyor. Zaten istibat var, akılın uzak görüp inkar etme ya şüpheye düşme yahut akıl almayıp tereddütler içinde kalma. Bunu izare için bu misaller verilmiş. Usta kendisi öyle ifade ediyor yani. İstibadi izare için bu temsiller verilmiş. Akıllımıza görmeyi ve mahlukat aleminden verilmiş bunlar. Mahlukatta böyle olursa deyip artık gerisini akla kalbe havale ediyor. Yani Allah'ın bir mahluku için az çok büyük küçük fark olmazsa değil mi? Elbette Cenab-ı Hak için hiç fark etmez. Nitekim 29 sözlü üstad bir mesela bu verilen misallerin nakıs olan, efendim söyleyeyim, mütenahi olan, tesir hakkısı olmayan mahlukattan verildiğini
ifade ediyor ve bunlar da diyor Cenab-ı Hakk'ın şuunatı, şey, o mana yani kelime aynı olmasa da Cenab-ı Hakk'ın icraatları bunlarla tartılmaz diyor. Gaflet olunmaya diye de bir şerh düşmüş. Gaflet olunmaya bu altı sırrın temsilleriyle Cenab-ı Hakk'ın kudreti, tasarrufatı tam tartılmaz. Ama istibadi zarar uzak, akıl uzak görmeyi ortadan kaldırmak için, akla yakınlaştırmak için birer temsildirler bunlar. Ve mahlukattan verilmişlerdir. Yani bu kayıt önemli. Aynen uygulamak, Cenab-ı Hakk'ın kudretiyle aynen örtüştürmek zor ve mümkün değil de o yolda yanlış zaten. Evet, şimdi bu kısa açıklamadan sonra soruya geçelim. Soruda ne deniyor? Şeffafiyetle Nuraniye sırrı. O sırlardan, altı sırdan birisi de Nuraniye sırrı. Nuraniye sırrı için güneş ruhsat misal veriyor. Şeffafiyet de tecelliler. Yani yakın birbirine ama bir bakıma da çok uzak yani. Şimdi güneşi misal veriyor. Şimdi güneş tecelli diyor. Diyelim güneş sabahleyin doğdu. Bir şehirde kaç kişi var? 1 milyon kişi. Değil mi? Hepsi ayakta uyanıklar. Şimdi bir kişinin gözüne ışık vermesi, bütün insanlara ışık vermesi arasında güneş için fark oluyor mu? Yok. Olmuyor. Mustafa hani ayna misal veriyor ya. Şimdi bir ayna da güneş tecelli ediyor, binlerce ayna da tecelli ediyor. Hiç farkı var mı? Tek bir ile bin farkı yok. Pek küçük bir farkı da yok. Küçük bir ayna da tecelli ediyor. Bir de çok deniz gibi ayna da tecelli ediyor. Yani küçük de tecelli ederken bir zorluk çekiyor mu? Şey, büyük de tecelli ederken. Ve küçük de tecelli ederken daha mı kolay tecelli ediyor? O da yok. O da hayır. Yani demek ki küçük de büyük fark etmiyor. Uzakla yakın fark etmiyor. Ağızla çok fark etmiyor. Fertle ne fark etmiyor? Güneş için. Güneşin ışığını vermesi için. Güneş gibi aciz, musahhar bir mahluk için birle bin fark etmezse, azla çok fark etmezse, fertle cemaat fark etmezse gerisini akla haber ediyor. Elbette Allah'ın sonsuz kudreti için bir çiçekle bir bahar fark etmez. Haşire bir insanla bütün insanları yaratmak fark etmez. Güneşten harika bir misal yani bu. Hakikaten güneş gibi bir penceredir diyor Üstad güneş penceresinde. Bu da güneş gibi bir misal. Yani istibadı tam izah ediyor. Mahluk için böyle olursa elbette Allah için hiç fark etmez. Bir insan yaratmak da bir insanları yaratmak. Bu nuraniye sırrı. Şeffafiyet sırrı tecelliler için, tecellilerde geçerli. Bunu Cenab-ı Hakk'a doğrudan tatbik edemeyiz. Nasıl geçerli? Diyelim şeffafiyet sırrı. Şimdi bir yine aynı güneşi örnek verelim. Güneş şimdi ışığını bir el kadar bir ayna alıyor. Değil mi? Doğdu mu güneş orada tecelli ediyor. Burada güneş tecelli ediyordan çok aynanın almasına bakacağız. Nuriye'nin sırrı güneşin tecelli etmesi. Şeffafiyet sırrı aynanın bu tecelli alması. Fark bu. Ha şimdi güneş şimdi ışığını el kadar bir ayna aldı değil mi? Şeffafiyet sırrıyla. Şeffaf bir şey olduğu için. Taş alamadı da ayna aldı. Değil mi? Evet. Toprak alamadı da ayna aldı. Şeffaf olduğu için aldı. Şimdi yine aynı ışığı diyelim. Dağ kadar bir ayna da aldı. Aynı ışığı işte ay kadar bir ayna da aldı. Zaten ay da bir ayna değil mi? Şimdi bu ışığı almakta ayna şey kadar, el kadar bir ayna kolaylıkla bu işi yapar da dağ kadar bir ayna biraz zorluk mu çeker? Ya ay kadar bir ayna, deniz kadar bir ayna güneşin içine alırken kendisi, aynanın kendisi zorlanır mı? Buradan tecellilere bakacağız yani. Tecelli noktasında deniz kadar bir ayna güneşin ne kolaylıkla alırsa değil mi? Ufak bir ayna da aynı kolaylıkla alır. Şeffafiyet bu. Nuraniyet güneş ışığını dağ kadar bir aynaya ne kolaylıkta verirse, el kadar bir aynaya, dağ kadar, deniz kadar bir aynaya da aynı kolaylıkta verir. Birinde ışığı verme, diğerinde ışığı alma söz konusu. Yani fark bu yani. Ama her ikisine de ortak mesaj ne? Demek ki Allah'ın öyle mahlukları var ki onlar için az çok büyük küçük fark etmiyor. Güneşin ışığı vermesinde, aynaların güneşi almasında fark olmuyor. Mahluklar için böyle olursa deyip, Cenab-ı Hakk'ın kudretine, kudretin tasarrufatına buradan uzaktan uzağa bakacağız yani.
Şeffafiyet sırrı için üstad bir de melekutiyet, eşyanın şeffafiyeti diye bir tabir kullanıyor. Eşyanın melekutiyeti şeffaftır. Bunu da kısaca temas edelim. Melekutiyet bir şeyin iç cihetine deniyor. Her şeyin dışına mülk, içine melekut denir diyor üstad. Yani mesela insan dışı mülktür, içi melekuttur. İç derken ciğer de melekuttur. Ve iç derken ruhu da melekuttur. Daha çok ikinci mali anlayalım. Eşyanın dış görünüşü mülk, iç ciheti melekut. Bir de üstad buyuruyor ki, hakiki hakiki eşya esma-i ilahiyedir. Dolayısıyla eşyanın melekutiyeti hakikati oluyor. Esma-i ilahiye mazhar olan. Dışı da mazhar ama esas içtir yani. Dış içe göre ayarlanmıştır yani. Esas insanda ruhtur, beden ruha göre yaratılmıştır. Esas tecelli, asli tecelli melekutiyettedir. Mülk melekuta göre şekillenmiş oluyor işte ruh beden gibi. Şimdi melekutiyet eşya şeffaftır diyor. Yani kudretin bizzat mübaşireten mani değildir. Oraya sebepler giremiyor. Mesela satan misal verelim. İşte nimet içine inam görünür diyor. Nimet içine inam görülür. Rahman iltifatı hissedilir. Nimetin kendi mülktür. Ondaki inam manası melekuttur. Bu melekutu ağaca veremeyiz. Yani ağaçta ikram manası yoktur ağaçta. Yani ağaç insan ikram edecek, acıyacak, insan tanıyacak. Yani ihsanda bulunacak bir mahiyette değildir ağaç. Onun için elmanın kendisine ağacı sebep olarak zannetsek bile zahir nazarda değil mi? Ondaki ikram, inan manasına ağacı sebep göremez çünkü ağaç inandan anlamaz. Onun için nimetten diyor inama geçse mümin bulursun. Yani inama geçmediği için bu tabiat perestler ağacın kendine bakıyorlar, elmaya bakıyor. Tamam bu elma bu ağaçtan çıkıyor, o da belli zaten. Ağaç da topraktan çıkıyor falan. O zaman sebepleri verebiliyorlar eşyayı. Ama inama geçseler bu vartadan kurtulacaklar. İnam ihsan demek, nimetin verilmesi. Mümin de nimeti veren. Nimet zaten o nimetin kendisi. Şimdi bir nimete baktık, orada inama geçtik. İnam o nimetin melekutiyet cihetidir. Yani bu sebeplere verilmez. Bu şeffaftır, doğrudan doğruya Allah'a verilir. İnama geçen bir insan bilir ki bu ağaç işi değil bu. Değil mi? Evet. Bu doğrudan doğruya Allah'ın Rezzak isminin, Münim isminin tecellisiyle bu iş oluyor. Melekutiyet eşya doğrudan doğruya Cenab-ı Hakk'ı gösteriyor. Sebepler oraya giremiyor, zihin bulamıyor. Akıl yanlış kararlardan kurtuluyor. Ama nimette kalırsa yanlış kararlar verebiliyor. Eşyanın melekutiyet cihetinin şeffafiyeti bu yani. Esma-i ilahiyeye tecelli olma ciheti. Bu cihete giren insan doğrudan doğruya şey yapar. Rabbini bulur ve sebepleri ortadan kaldırır. İşte bu melekutiyet cihetinde de az çok büyük küçük farkı yok. Yani Allah'ın inan etme manası bir ağaçtaki nimete de tecelli eder. Yerin tümündeki nimetlere de tecelli eder. Değil mi? Burada da birle bin farkı yoktur yani. İnan manası, Allah'ın ikram etmesinde az çok farkı yoktur. İhsan etmesinde az çok farkı yoktur. Hayat vermesinde az çok farkı yoktur. İlahir. Yani bu da işin diğer veçesi. Sorumuzda üçüncü kısmı vardı. Yani nuraniyetle bizim bildiğimiz ışıkların benzerliği var mıdır diye. Ha doğru. Şimdi nuraniyet deyince Allah'ın bir ismi nur. Yani nuraniyet kesafetin zıddı. Değil mi? Kesif nurani. Buna birinin zıddı. Yani kesif olan, madde olan şeylerde nuraniyet yoktur. Nuraniyet kesafetin zıddıdır. Maddenin bir bakıma gereğidir yahut sıfatıdır. Maddenin icabıdır yani kesif olmak. Nuraniyet, maddede münezzeh olan Cenab-ı Hakk'ın bütün sıfatları da nuranidir, zatı da nuranidir. Yani madde olmaktan, kesif olmaktan münezzehtir manasına. Nuraniyet Cenab-ı Hakk için düşündüğünüz zaman böyle. Eşyada da bunun bazı cilveleri olabiliyor yani. İşte güneş, usta diyor ya, güneşte nuraniyet sırrı var ama nasıl var? Allah nur isminin kesif bir aynası diyor. Yani koyu, katı bir aynası. Nur ismine göre güneş çok katı kalıyor yani. Ama bu kesif aynada bile böyle olursa, değil mi? Az çok fark etmezse nuraniyet sırrıyla. Cenab-ı Hakk'ın nur ismine, nuranların bütün sıfatlarına göre elbette büyük küçük az çok fark etmez. Oraya baktırıyoruz.
Bizim ışıkla dediğim gibi alakası yok çünkü güneş kesif aynı olunca bizim diğer ışıklar daha aşağıda kalır. Nur, mesela Üstad iman için de nur diyor. İman bir nurdur diyor. Değil mi? Bu da mecazi manada. İman da nurdur. Kalpte bir nurdur yani. Hidayet bir nurdur. Değil mi? İman da bir nurdur. Ha, bunun zıddı nedir? Küfür karanlığı. İman bir kalbe girdi mi küfür karanlıklarını izale eder. Götürür yani değil mi? Ortadan kaldırır. İlim de bir nurdur. O da girdi mi cehaleti ortadan kaldırır. Bunlar da nura giriyor. Yani yoksa maddi ışık manasında değildir. Yani iman maddi ışık manasında bir nuraniyet midir? İnsandaki iman. Yok. Değil. Değil mi? Kalbin ışıkla aydınlatan, küfür karanlıklarını izale eden bir mahiyeti ruhun. Yani bir sıfatı, bir özelliği oluyor. Yoksa maddi ışıkla alakası yok. Ha? Yine imtisal sırrıyla ilgili güzel ve tatminkar bir örnek veriliyor. Fakat imtisalin kelime manası itibarıyla örnek ve münasebetini nasıl kurmamız gerekir? Ayrıyeten muvazene sırrında örnekten haşla nasıl intikal edebiliriz? Evet, bir daha şey yapalım. Şimdi örnek herhalde itaat sırrındaki örnek bir kumandan misali vardı değil mi? Evet. Onu soruyor. Bir kumandan arş emriyle bir nefere tahrik ettiği gibi aynı emirle koca bir orduyu da tahrik eder. İmtisal sırrı bu. Aynı örnek o 29. sözde itaat sırrı diye geçiyor. Demek ki itaat, imtisal aynı yer. Emri dinlemek. İmtisal, emri dinlemek. İtaat, emre uymak. Aynı mana. Buradaki emirden maksat kün emri, ol emri. Bu bir temsil yani. Mesela bir kumandan için arş emri, arş bir emirdir. Bir nefere de verir bu emri. Nefer hareket eder. Aynı emri bir orduya da verir, orada hareket eder. Burada arş emri veren kumandan için orduyu tahrik etmek daha mı zordur? Askeri tahrik etmek daha mı kolaydır? Yok. Aynı kolaylıkla arştır bir nefere, nefer hareket eder. Aynı kolaylıkla arştır orduyu, orada hareket eder. Çünkü itaat halindedir çünkü ordu. Orduda neferde kumandana itaat etmektedirler. Bu sırla kumandan için bir neferi hareket etmekle bir orduyu hareket ettirmenin farkı yoktur. Ha, Üstad bunu kün emrine misal getiriyor yani. Kün emri, Allah ol der, eşi olur. Neye ol der? Bir zerreye, atoma. Neye ol der? Bir güneşe. İşte atom nefer oldu, güneş ordu oldu. Allah için hiç farkı yoktur atom yaratmak da güneş yaratmanın. Ne gibi? Kumandan için bir asker hareket ettirmekle bir ordu hareket ettirmenin farkı olmadığı gibi. Yani şu harika bir misal yani. Yani tabii kün emri ol. Ol emri hakkında daha önce zannediyorum bir sohbetimize geçmişti ol emri. Kısaca söyleyelim. Ol emri yani bir temsildir. Eşyanın, mahlukatın Cenab-ı Hakk'ın emirlerine işte itaat, imtisalin şiddetle yani imtisal etmesini işaret ediyor yani. Ha, burada bir soru akla gelebilir. Kısaca onu da söyleyeyim. Bu oğul emri kime veriliyor? Bu kim meselesine Üstad'ın bir izahından bir açıklama bulabiliyoruz. Tefsirlerde bu şekilde geçiyor. Cenab-ı Hak emirlerine süratle misal eder mahlukat. Yani irade ettiği şey hemen olur. İrade ettiği şey hemen olur. O, bir de eşyayı diyorlar fesirlerimiz Cenab-ı Hak düşünmeksizin, denemeksizin yaratır yani. O düşünme bizim için gereklidir yani. Düşünürüz böyle mi yapsam, şöyle mi yapsam, hangisi daha faydalı olur? Nefse bir karar veririz ve uygularız. Cenab-ı Hak bundan münezzehtir. Eşyayı denemeksizin ve düşünmeksizin sonsuz ilmiyle en güzelini, sonsuz hikmetiyle en mükemmelini bilir, irade eder. İrade ettiği şey de hemen meydana gelir. Bu şekilde izah ediliyor kün emri. Hadi Üstad'ın bir yaratılışla ilgili bir temsili var. O sanki daha bir ışık tutuyor bu işe. Eşya diyor, Adem'e gitmiyorlar diyor, yokluğa gitmiyorlar ölünce. Ne yapıyorlar? Daire kudretin daire ilme geçiyorlar. Bu zıddı nedir? Demek ki eşya yaratırken de yokluktan gelmiyorlar. Daire ilimden daire kudrete geçiyorlar. Hem bu çok önemli yani.
Nasıl ölürken yokluğa gitmiyorlarsa, yaratırken de yokluktan gelmiyorlar. Daire ilimden daire kudrete geçiyorlar. Bir. İkinci bir üstadın cümlesi, insan şuun ilanı bir mikyasıdır diyor. Bunun çok cüz'i bir misali bizde de var. Değil mi? Şimdi bir cümleyi yazacağız. Cümle zihnimize var. O yoklukta değil, var zaten. Var. Onu kaleme döktüğümüz zaman sanki ilmimizdeki cümleye kağıda dökül diye emir vermiş gibi oluyoruz sanki. Hemen kağıda dökülüyor. Hemen kağıda dökülüyor. Değil mi? Şimdi eşya da Cenab-ı Hakk'ın ilminde var zaten, hazır. Demek ki o emri daire ilimdeki eşyaya verilmiş oluyor. Yani Allah'ın irade etmesi, ilmindeki eşyanın şehadet alemine, harici alemine çıkmasını irade etmesi kün emriyle izah edilmiş. Bu kadar şimdi kâfi bu konuda. Demek ki eşyanın kün emrine itaati, Allah'ın daire ilimindeki diyelim bir sinek, Allah ol diyor yaratıyor. Bir arslan ol diyor yaratıyor. Yani irade diyor yaratıyor. Değil mi? Bir güneş ol diyor yaratıyor. Efendim, bir samanyolu ol diyor yaratıyor. Öyle mi? Yani irade diyor ya, yaratıyor. Burada daire ilimindeki eşyayı daireyi kudrete geçirmesinde Allah için hiç fark yoktur. Yani ha küçük bir sineği yoktan var eder. Yani ilimini kudrete geçirir. Ha da güneşi, ha da bir samanyolunu, ha başka bir şeyi. Yani buradaki itaat sırrı, ilimdeki eşya Allah'a itaat halindedir. Zaten Allah'ın ilmindedirler. Kudrete geçişte hiçbir mukavemetleri olmaz. Gayet kolaylıkla kudret dairesine geçerler. İşte bu kün emriyle izah edilmiş. Evet. 25. sözde Üstad bunu anlatırken, yani kelam diyor, mütekelime baktığı vakit, mütekelimin derecesine göre kudret ve iradeyle tazaman ediyor. Tabi o emri, şimdi padişah komandan ol deyince, arş deyince, efendim söyleyeyim, bir ordu ama bir çavuş arş deyince, onbaşı arş deyince 10 kişi hareket eder. Değil mi? Asker ölmeyen birisi arş deyince hiç kimse hareket etmez. Yani şeyin, mütekellimin kudretine göre arş emri ne yapıyor? Farklı tecellilerle ortaya çıkıyor. Cenab-ı Hakk'ın kudreti sonsuz, eşya onun daire ilminde hazır, hazır kıta gibi. Hangisine daire kudrete geçtiyse hemen geçiyor. Hemen geçiyor. O vakit diyor, söz mukavemetsiz olur. Tabii. Adli elektrik gibi tesir eder. Tabii. Yine dediğiniz gibi eşya hem itaat içinde, hem yine 29. sözde bir şevkle de yapıyor. O da ayrı. İhtiyaçla da yapıyor. O da ayrı. Yani nihayet derecede muhti ve müheyyen. Hatta aynı konu 15. şurada geçerken sanki diyor Cenab-ı Hak küreye arzsa kalk dön gez emrini verinize diyor. Küreye arz diyor o emrin neşe ve sevincinden memnevi gibi semaya kalkar. Bu da eşyanın şeyi. İtaat, emri itaat, bir de şevkle yapıyor eşya bu işi. Tabii şimdi bir taş Sinan'ın elinde Süleymani olacak. Değil mi? Elbette bu işi şevkle yapar yani, iradesi olsa. Malakat sanki böyle bir çekirdek şevkle açılıyor. Değil mi? Evet. Bu işin ayrı bir ölçüsü tabii. Evet. Yine muvazene sırrından sorunun ikinci kısmı. Muvazene sırrındaki örneği haşla nasıl tatbik edebiliriz diye. Şimdi muvazene sırrı imkanın tarifiyle değil mi ilgiliydi imkan? İmkanın tarifi mütesavi tarafeynin, iki taraf müsavi. Yani Cenab-ı Hak için efendim söyleyeyim, bir şey yokta bırakmakla varlığa çıkarmak arasında hiç fark yok. Esas bu yani. Evet. Mütesavi tarafeyn o yani. Mümkünün zatı için var olmakla yok olmak müsavi. Şimdi biz biraz evvel yoktuk. Şimdi varız. Demek bizim için ikisi de olabiliyor. Bizim için müsavi ikisi. Evet. Değil mi? Cenab-ı Hak için de bizi yokta bırakmak ve varlığa getirmek müsavi. İkisi de Allah için müsavi. Şimdi burada tabii bu imkanın tarifi dedik. İmkanın tarifi bu, imkan. Ve mümkün de imkan dairesindeki mahlukat, varlıklar demek oluyor. Burada bir tasnif var. Varlık için üçlü bir tasnif yapılıyor. Birisi vacib vücut. Vacib vücut yani varlığı vacip olan. Bu Cenab-ı Hak.
Bir de mümkün vücut mahlukat, bir de mümtenil vücut, yani varlığı mümkün olmayan, bu da şerikler. Cenab-ı Hakk'ın şerikinin olması. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın varlığı vacip. Ne demek yani? Vacip varlık şu yani, Allah'ın varlığı zatından. Mümkün varlığı zatından değil. Cenab-ı Hakk'ın varlığı zatından ezeli ve ebedi. Mümkün ne ezeli ne ebedi. Sonradan olmuş ve sonu var. Demek ki vacip varlık, varlığı zatından ezeli, ebedi, olması vacip, olmaması muhal. Mümkün ise varlığı zatından değil, evveli var, sonu var. Olması da mümkün, olmaması da mümkün. Olur da olmaz da. Şimdi böyle olunca, şimdi vacip olan zatın Cenab-ı Hakk'ın mümkünle tasarrufu çok kolay. Ama mümkünle tasarrufu zor. Biz imkanat ayasını yaşadığımız için mümkünler içerisinde, bu gibi hakikatler yine mümkünatla mukayese ediyoruz. Hani bizim için bir iş yapmak, iki iş yapmak fark eder. Çünkü o iş de mümkün, biz de mümkünüz. Ama efendim, Cenab-ı Hak şunu fark etmez. Bunu anlamakta nefes olsun, akıl olsun, her neyse kendini ve mahlukatı ölçü alıyor. Mümkünatı ölçü alıyor, oradan yanılma oluyor. Vaciple mümküne bakacağız. Bunun çok cüz'i bir misali ne şöyle verebiliyoruz. Zannedim Nurlar'da da var. Bir yazı var mesela, değil mi? Yazı. Şimdi yazı katip cinsinde olmuyor. Öyle geçiyor Nurlar zannediyorum. Şimdi bir yazı var. Şimdi bir cümle var. Bu cümle ikinci bir cümle yazacak, dedim mi? Çok zor. Cümlenin cümle yazması çok zor. İkisi aynı cinsten. İkisi de cümle. Ama katip cümle yazıyor. Bir yazar, iki yazar, üç yazar, siler, tekrar yazar. Katibin çok olur. Çünkü katip yazı cinsinden değil. O çok önemli bir misal yani. Çünkü Cenab-ı Hak vacip. Yani mümkün cinsinden değil. Onun için vacip, mümkün de tasarrufu çok çok kolay. Yani bizim yazıda tasarrufumuz bu kadar kolay olursa, ki ikimiz de mümkünüz. Yazıda mümkündür, biz de mümkünüz. Ama arada derece farkı var. Değil mi? O bizden aşağı derecede bir varlık yazı. Biz ise ondan daha ilerideyiz. Bu derece farkından bu kadar kolaylık çıkarsa, Cenab-ı Hakk'ın varlığı vacip, eşreninki mümkün. Vacip mümkün de çok rahat tasarruf eder. Yoklukta da bırakır, varlığa da çıkarır. Çok kolay çıkar, yapar bu işleri. Hiçbir zorluk olmaz. Mümkünün azı, çoğu, büyüğü, küçüğü Cenab-ı Hak için fark etmez. Yani bu misalin ilgisi bu yani, muvazene sırrının. İsterse bir baharı, isterse bir cennet. Cennet. Çiçekle bahar, tabii. O misal çok önemli. Şimdi çiçekle bahar fark etmiyor Cenab-ı Hak için. Bunu gözümüze görüyoruz çünkü. Öyle güzel misal vermiş ki Üstad. Baharla da cennet fark etmiyor. Şimdi bahar gelince, değil mi? Bir tek çiçek açsa, sebep olarak düşünelim. Nedir şeyin sebepleri? Birisi toprak. Değil mi? Şimdi, yer küresi için fark eder mi? Der ki bir çiçek rahat rahat bitiririm, tamam işim. Fark eder mi? Etmez. Bütün milyarlarca çiçek olsa toprak için zorluk olur mu? Olmaz. Diğer sebep ne? Hava. Diğer sebep ne? Güneş. Bunlar için bir çiçekle bir bahardaki bütün mahlukat fark ediyor mu? Hiç fark etmiyor. Bahar bir mevsimdir. O geldi mi? Güneş bir çiçeği de aydınlatır, bir baharı da. Toprak bir çiçeği de yapar, bitirir bütün çiçekleri de. Bunu göz görüyor çünkü. Nasıl böyleyse bir bağla da bir cennet fark etmez diyor Üstad. Bunu göze görünce ona da itikad etmemiz lazım ki bunu yapan kudret onu da yapar. Burada nasıl fark etmezse orada da fark etmez. Evet, şimdi mümkündür ikisi de. Mümkünat da olunca ama az önceki sözümü tekrarlayacağım. Biz mümkünü mümküne kıyas edince yanılıyoruz. Ama vaciple mümkün diye düşünsek yaratılışı çok kolay olacağını çok rahat anlayacağız. Adem-i mübayenet değil mi? Evet, zıddiyet. Evet. Tabii zıddiyet yok. İkisi de mümkün olunca zorlu oluyor. Ama o deminki örnek çok önemli. Üstad'ın bir örnek. Yazı ve katip. Evet. Sani-i kainat, kainat cinsinden değildir. Mesele orada dinleniyor. Evet. Sani kainat vaciptir. Kainat cinsinden değildir, mümkün değildir yani. Sani kainat ezelidir. Mümkünat hadistir. Sani kainat ebedir, mümkünat fanidir. Sani kainat sonsuz kadirdir, mümkünat acizdir, ilahir.
Bu mübayenet, adil mübayenet den kolaylık hasıl oluyor. Bu çok önemli bir mesele bu. Vacip, mümkün meselesi. İnşallah biraz da ben mesleğe de denilsem, yani insan bir şeyin halini mukayese ettiği vakit evvela kendinde, sonra ebna-i cinsinde. Hatta diyor, hiçbir cihetle, mümkünatla, müşabehete olmayan Cenab-ı Hakk'ı düşündüğü vakit yine bir mümkünün vaziyetini düşünür yani. O çok önemli işte. Halbuki diyor, vacibi mümküne kıyas etmekten çok gülünç şeyler ortaya çıkar. Bütün soruların kaynağında bu yatıyor. Bir istibat, akılın uzak görmek icraatları, diğeri de Cenab-ı Hakk'ı mümkünata kıyas etmek. Bu iki esas önemli. Evet. Hazırınıza sağlık, programımızın sonuna geldik. Sorularla Risale-i Nur programının kıymetli takip edicileri, bu haftaki programımızı bitirdik. Gelecek hafta görüşmek üzere inşallah. Allah'a emanet olun.